Merhaba merhaba altında gümüşte hikaye bitti mi yoksa daha yeni mi başlıyor peki hangisi altın mı gümüş mü gümüşün daha çok yükselmesi için aslında dört neden var neler mi altın ve gümüş geçtiğimiz hafta cuma günü ikisi de sert yükselmişti yeni haftada da bu değer kazancı sürdü İran'a dikkat kesildik ve sonrasında bugün 21 Mayıs salı öğle saatleri aslında şu an hem altında hem gümüşte satışlar nispeten devrede bu bir Soluklanma mı peki? Yoksa rekorlar kaldığı yerden aynen devam mı eder? Bu videoda son veriler, son raporlar ışığında bakacağız. Ve tabii ki Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tren çarpmadan önce tarihi seviyede 50 milyar dolar alırken bu dolarları kim satıyor? Dolar ne olur? Sorusuna da yanıt arayacağız. Onun için başlayalım mı? Haydi başlayalım. Başta da söylediğim gibi geçtiğimiz hafta hem altın hem gümüş yükseldi. Yükselişin de iki nedeni vardı. İlk neden çarşamba günü Amerika'da açıklanan Nisan ayı Amerikan enflasyonuydu. Sürpriz yapmaması, yıllık %3,4 gelmesi iyi geldi bu iki emtiaya da. Çekirdek enflasyonda da %3,6 ile öngörülere paralel gerçekleşti. Piyasa FED'den Eylül ayında faizi indirmesini bekliyor. Yani iki toplantı sonra iki toplantı kaldı. Yılı iki ya da daha fazla faiz indirimiyle kapatır diyenlerin oranı ise %50'den daha fazla hala. Azım sanmayacak düzeyde aslında değil mi? Bunca olup bitene rağmen yüksek faiz altına yaramaz. Bunu biliyoruz. Faizin düşeceğini dönük bahislerin artması altına her zaman artı yazar, artı değer yazar, altıncıları sevindirir. Fiyatı artırıcı ikinci nedense tam ters cepheden. Çin'den. Çin, krizlerle çalkalanan emlak sektörünü istikrara kavuşturmak istiyor. Yerel yönetimler bitmemiş konutları satın alacak. Bunun için kritik karar. E, bunun ile ne ilgisi var Melda? Demeyin. İç piyasayı canlandırmaya dönük bir adım olması etkili oldu. Çin büyük amiral halinde değil mi? Amerika hatta onun önünü kesmeye çalışıyor. İşte yeni adımları da gelebileceği beklentileri arttırdı Çin'de üretime dair, o çarkların dönmesine dair. Çin'in ekonomik büyümeyi artırmaya dönük her hamlesi emtia fiyatlarına yukarı yönlü etki yapar mı? Yapar. Diğer yandan hafta sonu dikkat kesildik. İran Cumhurbaşkanı Reis'inin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi de jeopolitik gerilimi bir anda hatırlattı. Bu da üçüncü neden oldu. Her ne kadar raporlarda çok etkili değil denilse de şimdilik İran'dan Zira Amerika'yı suçlayan bir açıklama gelmedi mesela. O yüzden şu an için dengeli bir risk yarattı diyebiliriz. Ama o orada duruyor. Bu risk orada duruyor. Kenarda bekliyor. Yardımcısı yönetime geçecek reisinin İran ambargo'yla daha da zayıflatılmaya devam edilecek mi göreceğiz haber akışını takip ediyoruz İran cephesinde de. UBS'den çarpıcı bir yorum var bu arada. Banka daha önce altın fiyatı tahminini yıl sonu için 2250 dolardan 2500 dolara çıkarmıştı. Sizlere aktarmıştım. Haziran ayı içinse 10 altında 2300 dolar beklentisini paylaşmıştı. Banka fiyat yükselişlerinin ardından altında düşüş olabilir uyarısı yaptı. Aman dikkat dedi. Potansiyel ters rüzgarlar da var dedi banka. UBS, Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentiler azalırsa altında aşağı yönlü fiyat baskısı olabileceği tahminini paylaştı. Banka yine de ons altında uzun vadede pozitif görünümü süreceğini de düşünüyor. Aslında altın yatırımcısı nedir? Uzun vadecidir. Ama yine de şu dönemde kısa vadede de iş yapan da çok. Devam edelim. Tabii içeriye dairse farklı dinamikler var. Buna da bakalım. İkisinde de hesap yani altında da gümüşte de hesap neyle yapılıyor? Dolar TL üzerine değil mi? Dolar ne, ne yapıyor? Yerinde sayıyor. Hatta düşüyor. Yani hesabınızı çarpı dolarla yapın. Ve tabi vadenizi de önceden hesaplayın. Uzun vadeci dedim ama uzun vadeci misiniz? Kısa vadeci mi? Ne zaman gireceksiniz? Ne kadar süreyle bu parayı kazanca döndürmek istiyorsunuz? Bunun hesabını iyi yapın. Bu da tabii ki bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımayan bir videodur. Ben bir ekonomi habercisi olarak son raporlar, veriler, açıklamalarla size bir ışık tutmaya çalışıyorum. Ee, eğer başarılı oluyorsak da ne mutlu bana. Bunun için abone olmayı da sürdürün lütfen. Devam edelim. Dediğim gibi, uzun vadeci misiniz? Kısa vadeci mi? altına artı vergi gelir mi? İçeride değil mi? Hani en son bakan Şimşek ne demişti? Bir metal demişti değil mi? Atıl metal. Orada hemen ne akla geldi? Acaba artı bir vergi gelir mi gelmez mi? Yani bu da bir anlamda kenara not ettiğimiz Altın için maliyetlerden o da ayrı bir soru işareti zira. Her bir parametre adına şu dönem sepet yani portföy sepeti her şeyi geçin sizin ruh sağlığınız adına ruhunuzu sakin tutmak adına sağlıklı tutmak adına yedir sepet şu dönemde candır riskleri dağıtmak candır dolar TL çarpanıyla gramda aslında 2600'ler görünmüştü, değil mi? Şimdi 2500'lere mi, 2400'lere mi sevinelim, Melda diyebilirsiniz. Evet dediğim gibi dolar yerinde saydığı hatta düştüğü için ve tabii altın bulunur olduğu için bildiğiniz gibi darphane basmamış ve içeride hani e, kota da vardı ithalata. İçeride ne olmuştu? Adeta altın kara borsaya düşmüştü değil mi? Ama sonra iki kamu bankasına kuyumcular için onların temini için yetki verildi ve piyasada arz rahatlayınca ne oldu? Gram fiyatı da gevşedi de gevşedi. Yani şimdi biz 2600'lerden sonra 2400-2500 gram da biz derken altın yatırımcısından bahsediyorum. Sevinir olduk. ne olacak bundan sonra diye merak kesilir olduk. Yeniden heyecanlanır olduk. Dolara dairse ise Bakan Şimşek ne dedi bunu hatırlayalım. Çünkü gram için Neye bakıyoruz? Ons'a bakıyoruz sonra dolar tl'ye bakıyoruz. Dolar için ne demişti en son bakan Şimşek? Piyasadan döviz almasak dolar tl 20'li rakamlara 30'un altına gerilerdi dedi değil mi? 20'li rakamlar bunu konuşur olduk bakın ağzından çıkar oldu. 29 mu 20 buçuk mu hani üstü mü altı mı geniş bir bant var. Buna sevinelim mi düşünelim mi doların düşmesine? çarşıda pazarda domatesten benzine her şeye yansıyacaksa alım gücümüzü arttıracaksa bu düşüş ne ala tabii ki seviniriz. Ama dolar tl daha da düşerse ne olur? İthal ürünler üretilenlerden ucuz olur mu? Olur. İhracat değil ithalat coşar mı? Coşar. Turizm geliri düşer mi? Düşer. Peki işsizlik artar mı? E tabii bir de gerçekliğimiz var. Başta da söylediğim gibi Merkez Bankası rezerv biriktirmesi lazım. Ki eksi rezervle kasa boş. Ne kadar ekonomi ayakta sağlıkla durabilir? Ne kadar güvende olunabilir? E, bu önemli bir soru işaretiydi. Sorundu değil mi? Ama bunun için Merkez Bankası hazır dolar düşükken dolar biriktiriyor. Satın alıyor. Hatta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski baş ekonomisti Profesör Doktor Hakan Kara Merkez Bankası'nın net döviz alımı 50 milyar dolara yaklaştı. Tarihte eşi benzeri yok dedi ve peki bu 50 milyar doları kim sattı sorusuna da açıklık getirdi sosyal medya hesabında. Asıl soru bu değil mi? Yani Merkez Bankası dolar alıyorsa birileri de satıyor ki alıyor değil mi? Devamı da gelir mi? Yani düşüşün devamı gelir mi? Ne diyor bakan? 20'li seviyeler diyor değil mi? İşte bunun için Hakan Kara Hoca'nın paylaşımına dikkat kesilelim. Diyor ki son 5 yıldaki ağır çekimde tren kazasına gidiş filmi tren çarpmadan hızlı çekimle geri sarılıyor. 1. Yabancılar dövizini satıp TL varlık aldı. 2. Vatandaş döviz mevduatın bir bölümünü TL'ye çevirdi. 3. Şirketler döviz borç alıp bir kısmını TL'ye döndü. 2 ve 3 eşittir yani büyüktür bankalar swaplarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na sattı. İşte Hakan Kara Hoca böyle madde madde sıralıyor kim sattı 50 milyar doları sorusuna yanıtları. Kendi cephesinde böyle açıklıyor. Bu arada Doktor Muhafi İlmez de yağmurdan kaçarken başlıklı yazısıyla net bir şekilde uyardı. Mahvi Hoca da Facia olarak nitelendirdiği kur korumalı mevduatı çözebilmek için bir başka yanlış uygulamaya gidildiğini yazdı. Bir zamanlar doların 30 liraya geçmemesi için milyarlarca dolar satan Merkez Bankası'nın şimdilerde doların 30 liraya geçmemesi için milyarlarca dolar satın aldığını belirtti. Durumu bahar havasına benzeten Mahve İlmez, ne yazık ki bahar havasının geçici ve çok tehlikeli olduğunu ve insanı fena halde çarpabileceğini söylemek zorundayım dedi ve devam etti. 2001 krizi öncesindeki duruma giderek benzeyen bir duruma doğru sürükleniyoruz. İşte uyarı bu. İhtiyatta açıklamalarıyla bildiğim, tanıdığım Mahve Hoca dahi bu netlikte bir uyarı yapıyorsa Aman dikkat derim, kulak kabartmak lazım bu uyarıya derim ben. Devam edelim. Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 4 Haziran'da enflasyonla mücadele konusunda kapsamlı bir sunum yapacak. Bunu da not aldık. Bu konu daha çok konuşulur yani. Kıssadan ise siz hesabınızı yaparken dolar olsun, altın olsun, diğer yandan mevduat faizi olsun, gümüş olsun, borsa olsun buradaki açıklamaları iyi okuyarak yapın hesabınızı lütfen. Devam edelim. Dolar TL cephesi böyle deyip devam edelim. Peki altın mı daha çok değer kazanacak bundan sonra yoksa onun fakir kuzeni gümüş mü? gümüşe böyle diyen bir rapor vardı değil mi size aktarmıştım. Fakir kuzen nerelerde kaldı? Bu hafta altını geçti. Bir ara %12 yükseldi. Son 30 günde altın %3,98, gümüş %16,33 değerlendi. 6 aylık bakıldığında ise altın da %21, gümüşte %34 fiyat artışı yaşandı. Uzmanlara göre gümüş fiyatının öne çıkması için daha fazla neden var. Sıralayalım. 1 Endüstriyel tüketim artıyor. Gümüş endüstriyel gelişmelerden daha çok etkileniyor. Büyümenin, üretimin yükseleceği sinyali gümüşü doğrudan etkiliyor. Çünkü sanayinin gümüşe ihtiyacı var ve artıyor. Gümüş mücevherat olarak altın kadar yaygın kullanımda değil. Mesela biz Türk halkı olarak gümüşe en çok ne zaman değer veririz? Mesela evlilik harifesinde değil mi değerini biliriz. Gümüş gondol içine çikolata yaptırıp kızı istemeye gideriz. Ya da çeyizlerde gümüş çerçeve çatal bıçak takımı olur. Değil mi? Yani gümüş takı olarak da doğrusu çok küçük bir talep görür. Gümüş gondoldan çerçeveye, gümüş küpeye onlar da hemen kararır. Sonra da nasıl parlatılacak onun derdine düşeriz biz hanımlar özellikle. Ama altın öyle mi? Her daim parlar. Ama işte şimdi gümüşte işler de algıda değişiyor gibi. Türk halkı açısından da. Özellikle dünyada endüstriden gelen güç gümüşü destekliyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarında gümüş kullanılıyor. Elektrikli otomobillerde de kullanılıyor gümüş. Elektrikli otonun önü ne kadar açıksa gümüşün de o kadar önü açık. Ta ki yerine başka bir ürün konulana dek. Yani dünyada bu yöne doğru bir gidiş var. Bu da gümüşe duyulan ihtiyacı artırıyor. 2. Beklentiler gümüşe kayıyor. Gümüş için hep ne denir? Önce altın yükselir, gümüş onunla biraz değerlenir, arkadan gelir. Ama sonrasında gümüş ralliye bir başlar ve altını da soluksuz bir şekilde geçer. Şu an bu yaşanıyor gibi duruyor. Silver Bullion şirketinin siyosuna göre altın müşterilerinin bir kısmı gümüş almaya başladı bile. Yani gümüşün yükselmesini bekleyenlerin sayısı artıyor. Talep arttıkça da fiyat da yukarı gelebilir düz hesap. Hem altında hem gümüşte yeni fiyat tahminleri geldikçe sizlerle paylaşacağım. Goldman Sachs 10 saatin için yıl sonu 2300 dolarlık fiyat tahmini 2700 dolara çıkarmıştı. Bank of America gelecek 12 ay için 10 saatin 3 bin doları aşacak demişti. Değil mi? Henüz güncelleme yok bu raporlarda. Bu arada Bank of America gümüşün 30 bin doları aşacağı tahmininde de bulunmuştu. City Nisan ayında gümüş 3 ayda 28 doları aşar demişti. Çoktan geçti. Bakalım yeni öngörüler ne olacak merakla ben de bekliyorum. 3. Beklenen resesyon gelmedi. Bu yıl Amerika dahil birçok ülke için resesyon korkusu yaşanıyordu değil mi? Resesyon ekonominin iki çeyrek ard arda küçülmesi anlamına geliyor. Bunu not düşeyim. Ancak bu Amerika'da henüz gerçekleşmedi. Avrupa ekonomisi de tahminlerden daha iyi performans gösterdi. Korkulan şu an için olmadı. Bu gümüş fiyatı için güzel bir gelişme. Çünkü endüstriye yani üretime dayalı dedik değil mi? Altın içinse o kadar da iyi bir durum değil ama çünkü ekonomik durgunluk yaşanmadıkça ülkeler faizleri daha yüksek tutabilme gücüne kavuştu ve böyle olunca da ne diyorduk altın yüksek faizi sevmez Geçtik dörde. Altın-gümüş rasyosu hala yüksek. Altın-gümüş rasyosu çok önemli. Bu rasyo kaç tane gümüşün bir tane altın ettiğini gösteriyor. Şu an 76 seviyesinde. Yani 76 tane ons gümüş bir tane ons altın ediyor. Saklaması da zor değil mi gümüş ee, külçe alsanız mesela. 2024 başında bu 80'in üzerindeydi hatırlayın. Biraz düşüş var ama hala yüksek. Çünkü 2021 başında 60'lı seviyelerde yakındı. Yani gümüşün altına oranla daha fazla değerlenmek için alanı var mı? Var. Bu rasyoya tüm zamanlar genelinde bakıldığında ise 2011, 1983 yılı dikkat çekiyor. O yıllarda 32 tane gümüş bir tane altın ediyormuş o günden bugüne. Gelin kısa bir kapanış yapalım. Dünya ekonomisinde hızlı toparlanma gerçekleşeceği, endüstriyel üretimin artacağı beklentileri daha da artarsa gümüş altına göre bir boy önde olabilir. İpi o göğüsleyebilir. Çarşamba günü FED tutanakları açıklanacak. En son Powell yani FED üyelerini e, görülmüştü. Nispeten güvercin değil mi? İşte bu güvercin algı daha çok tutanaklarda ne konuşulmuş bunu görüp de e, onaylarsa piyasa altına bu yarayabilir. Perşembe yani bizim faiz kararımızın olduğu gün ABD ve Euro bölgesinde PMI yani üretime dair veriler var. Bu veriler de iyi gelirse Altın için bir nebze e, gölge olabilir. Gölge diyebilir. Ama biz biliyoruz ki hiçbir şey sonsuza dek yükselmez. Sonsuza dek de düşmez. Dikkati elden bırakmayalım. Kolaylıkla kazanalım şu süreçte. Ama sağlıkla, sevdiklerimizle tadına varalım, harcayalım. Hayat nedir ki? İyi haberlere. Abone olmayı da unutmazsınız değil mi? Şimdiden teşekkürler.